Çin'de kara borsada olan, Türkiye'de bulunmayan ve görenin hayran kaldığı 3'e katlanan telefonu bulduk. Şu anda İstanbul'da ofisimizde heyecanlı bir şekilde kutuyu açacağız. Ama öncesinde sizden bir talebim var. Bu heyecanımıza ortak olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin masaya gidelim. Dostlar acayip heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Niye diyeceksiniz? Şimdi herkes inovasyonun peşinde. Yani çok büyük markalar yeni ürünlerini tanıtıyorlar. Yeni ürünler tanıtırken içerisinde yeni teknolojiler var ama insanlar böyle görünüşünde bir farklılık beklentisinde bulunuyorlar. Ve bu maalesef çok gerçekleşmiyor her zaman. Ama işte şu anda Çinliler hakikaten çok fantastik bir şey yapmışlar. 3'e katlanan telefon. Şimdi katlanan telefon yeni değil. Samsung'un Z Fold 6'sı yanımızda. Kutudan çıkınca onunla da bir kıyaslayacağız. Ama bu arkadaş 3'e katlanıyor. Ya bunun önce dedikoduları yayınlandı. İşte dediler ki Huawei'in CEO'su trende seyahat ederken 3'e katlanan bir şey kullanıyor ama ne kullanıyor falan diye. Vallahi gerçek çıktı. Ve şu anda bizim ofisimizde. Diyeceksiniz ki sen nasıl getirdin? En baştan söyleyeyim. Tekno Mehmet'e ben çok teşekkür ederim. Çin'de kara borsada, yani Çin'de bile alabilmek için ciddi paralar ödemeniz gerekiyor. Türkiye'de zaten yok. O nedenle böyle efsanevi cihazlara erkenden erişmek için Tekno Mehmet'le irtibata geçebilirsiniz. Herhangi bir işbirliğimiz yok. Sağ olsun bu ürünü ben tedarik ettim. Siz açmak ister misiniz dedi, bize gönderdi. Instagram hesabında videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Şimdi dilerseniz artık kutu açılışına geçelim. Yani jelatinin üzerinde, öyle söyleyeyim size, bizim için inanılmaz bir şey. Türkiye'de ilk kez Huawei Mate X'te'nin Ultimate Design'ın kutu açılışını yapıyoruz. Jelatini çıkartalım arkadaşlar. Tepe kameramız da açık. Bıçağı çalmak gerekiyor. Dur abi, dur. Kesme. ASMR'e çek. ASMR. Arkadaşlar Samet bu işi seviyor. Hem Samet'i hem de Yeşil Robot'u takip etmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek veriyorlar. Bıçağı çekiyorum abi. Hadi bakalım. Kutu kutu pense. Abi mıknatıslı kutu yapmışlar ya. Abi 3'e katlanan bu. Beklediğimden küçük çıktı. Demek ki katlanınca gerçekten telefon gibi yani. Yok artık. Araba şarjına kadar koymuşlar. İnanamıyorum abi. Bunun içinde bir şey var gibi. Çeyrek altın falan koymuş ol. Vallahi var gibi ya. Araç için şarj ve kaç biliyor musun? 88 watt. Abi 88 watt. Kulaklık. Kablosuz Huawei kulaklık. Şöyle göstereyim. Vay bana, vaylar bana. Yıl oldu, aylar bana. Abi adamlar bunu da yapmış ya. Sim iğnesi var. Hakikaten bunun aksesuarları nerede? Zora aksesuarda bile yoktur yani. Hani onlar da yoksa hiçbir yerde yoktur diye tahmin ediyorum. Abi bunlar ne ya? Evet. Abo çok iyiymiş. Vallahi çok iyiymiş. Çok hafif karbon bir kılıf. Al mis gibi abi. Oğlum bunların içinde kamera saklanıyor. O kamera nasıl bir şey? Vay 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 vay. Ya Samet şok içindeyim ya. Ben de öyle vallahi. Böyle bir kutu açılışı var mı abi? Sonra bana diyorlar ki inanmıyorum abi diyorsun. Vallahi inanmıyorum arkadaşlar. Bunu sabaha kadar yapabilirsin abi. Abi adam çift kablo koymuş bak. Bir tanesi tip A'dan tip C'ye. 6 amperlik bir kablo hızlı şarj için. Bir tane de her iki ucu tip C'ye koymuşlar. İşte bak. Olay bu. Abi bir alkışlayabilir miyiz bence Huawei'yi? Vallahi güzel olmuş. Dostlar kutu böyle. Vallahi adam... Ha, dur şurada da adaptör var. Onu siyah abi, o kadar bir siyah ki şaşırttım. Bu 66 watt. Bak adamlar hem tip A hem de tip C'ye o kadar yakın yapmışlar ki. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Şu ne? Bu da şeydir kesin. Kulaklık uçları falan. Aynen. Huawei kulaklık var. Onun kulağınıza tam oturması için farklı farklı uçlar. Bunu unuttuk abi kutu açacağız diye. Arkadaşlar şu anda arka tarafı görüyorum. Şunlar deri gibi görünüyor. Şurada metal bir designed and crafted by Huawei. Daha doğrusu Huawei diye okunuyor. Huawei Ultimate Design diye de burada bir durum var. Şurada kameralarımız var. Böyle mal gibi bakıyorum ya. Böyle bir şey yok. Vallahi ben daha önce böyle bir şey görmedim ya. Acayip ince. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz inceliği arkadaşlar? Olamaz böyle bir şey. 3 ekranımız da burada. Şimdi nasıl kapanıyor abi bu? Abi dikkat et de kırma ya. Sağdan başlıyorsun. Sol arkaya. Açık kaldı. Arkaya mı? Arkaya. Z Fold 6 ile bir kıyaslar mısın abi? Ben kıyaslamak istemiyorum abi. Başka bir şey abi. Adamlar başka bir şey yapmışlar. Abi şaka gibi aynısı kadar. Göstereyim yukarıdaki kameradan. Şöyle şöyle yaklaştırayım da. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açıldıklarında ne olacak onu göstereyim. Bu Samsung. Bu da Haymanova'sı. 1, 2.
Şöyle göstereyim. Çok net anlaşıldı zannediyorum. Şimdi aldığımız notlara başlayacağız ama öncesinde hızlı bir kurulum yapalım. Bu arada kanalımıza abone misiniz? Kontrol edin arkadaşlar. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Yan tarafta bir buton var. Bu butona basılı tutuyorum. Bu arada ekran korumalı. Ekranın siyahı çok iyi. Bu arada acayip parmak izi bırakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Zaten bu katlanabilen telefonların kaderi. Arada bunu bir silmek lazım. Yalnız ekran acayip siyah. Sadece logo görünüyor. Yani etrafındaki bütün siyahlar siyah. Buradan dil seçeceğim arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar Türkçe'yi de seçtik. Başlayın diyorum. Türkiye'deyim diyorum. Şimdilik bir Wi-Fi'ye bağlayacağım. Klavyeyi daha önce görmüş oldunuz. Bayağı büyük bir klavye. Yani ben tablet mi kullanıyorum? Katlanabilen telefon mu kullanıyorum? Parmak izi kaydet. Yan tarafta arkadaşlar. Şurayı gıdıklayacağız. Vay be bu kadar ince. Bak şuraya. Böyle böyle gıdıklayacağız. Parmak basmıyorsun. Yani bildiğin gıdıklıyorsun. Tamam. İlk defa böyle bir parmak izi kaydettim. Yüz tanımayı yapayım. Hangi kamera? Şu kamera. Bu arada kamera... Kamera demeden kaydetti abi. Setup Voice Wake Up. Bu Huawei'nin asistanı Türkçe çalışmıyor. Sonra yapacağım. Yeni cihaz olarak kuracağım. Başka bir yerden de transfer edebilirdim. Arkadaşlar şu anda Huawei'nin HarmonyOS 4 işletim sisteminin en güncel ara birimi. Bizimle beraber şimdi... Bu ne abi ya? Gözünü seveyim bu ne ya? Ekran var ya bambaşka bir şey. Abi ekran var ya inanılmaz. Şimdi nasıl yapıyorduk? Şunu yaparsam oluyor... İkili. Arkada bir şey yok. Şu an bile çok güzel. Bu arada kat izi gerçekten yok. Kat derken ortada bir katladığınız zaman bir menteşe var. Onun izi yok. Zaten bu telefon bir mühendislik harikası. Dizayn harikası. Böyle bir şey yok. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ben gerçekten çok şaşırdım ya. Böyle bir telefon ben yani bu kadar farklı bir form faktöre sahip cihaz çok görmedim. O nedenle gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Daha bir de ilerleyen dakikalarda aldığım notlar var. İşlemcisi kendisinin. İçerideki donanımların çoğu kendisinin. Yazılım zaten kendisinin. Gerçekten şok içindeyim şu anda. Eğer ikili yaparsak böyle. Tekli yaparsak şöyle. Çok iyi abi ya. Direkt diğer ekranı geçebiliyor. Abi 3 ekran. Şöyle yapıyorsun 2 ekran. Şöyle yapıyorsun 1 ekran. Vallahi çok şaşırdım arkadaşlar. Vallahi inovasyon bu bence ya. Şimdi aldığımız notlara geçelim. Arka planda da bu telefon kurulumunu yapsın. Dostlar tasarımdaki şoku atlattıktan sonra gelelim aldığımız notlara. Şimdi enteresan bir döneme denk geldi. Çünkü iPhone 16 tanıtımından hemen sonra böyle bir tanıtım yaptılar. Çin tarafında milliyetçilik halt safhada ortadaki politik durumdan da faydalanan markalar ne oluyor? Kendi ürünümüzü kullanalım, kendi markamızı kullanalım diye böyle bir marketing çalışması da yapıyorlar. Ve bu işi gerçekten çok iddialı yapıyorlar. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Viral içerikler çıkıyorlar. İşte o viral içeriklerden bir tanesi bu ama inovasyonla buluşmuş hali bu. Dünyada ilk kez 3'e katlanan bir telefonla karşı karşıyayız. Buradaki en önemli başarı şu. Birincisi işletim sistemi. Yani siz katlıyorsunuz 4'e 3 bir ekran oluyor. 16'ya 9'dan 4'e 3. Daha sonra bu sefer tam tersi. Oranlar tam olarak aynı olmayabilir ama bu sefer de ne oluyor? 9'da 16 benzeri bir ekranla karşılaşıyoruz. Ve tıkır tıkır akıcı bir ekran var. İşletim sistemi takılmıyor. Bununla beraber bu katlamalar şuradaki menteşeler sayesinde oluyor. Ve buradaki menteşeler İsviçre'de saat şirketiyseniz 100 yıllık böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani o kadar önemli ve detaylı bir mühendislik içeriyor. Bunu da başarmışlar. Bununla beraber açtığımız zaman şu ekran. Ekranda siyah bölgeler var. Altın bölgeler var. Bir yandan kurulumu da ben başlatayım. Kurulumu da yap diyorum. Arabilimdeki şu şıklığa bakar mısınız sol tarafta? Yani daha önceden hep eleştiriyorduk bu Çinli telefonları. Diyorduk ya ne kadar karışık. Vallahi sol taraftaki tasarımın güzelliğine bakın. Böyle başarılı bir ekran var arkadaşlar. Bununla beraber kamera özellikleri, şarj olma hızı, kutudan çıkan aksesuarlar, aynı zamanda fiyat. Hakikaten bunlar çok iddialı ve bu rekabetin olması güzel. Çünkü doğudaki markaların yani Çinli markaların batıdaki Amerikalı markaları zorlaması bence günün sonunda bize yarayacak. O nedenle ben bir yıl sonra bu sefer Amerikalılarında çok enteresan ürünler çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunlara bir cevap vermek gerekiyor. Eminim şu anda harıl harıl çalışıyorlardır. Hatta Amerikalıların elinde de bu ürünler vardır. Nasıl yapmışlar? Biz ne yapabiliriz diye ben düşündüklerinden eminim ama bunu ispatlayamam. Şimdi artık teknik verilere geçelim arkadaşlar. Bu arada zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ekranlara geçtiğimizde bir Cover Display dediğimiz birinci ekran var. Bu 6.4 inçlik bir ekran. 1008'e 2200
32 piksel çözünürlüğe sahip. Şimdi çift ekran yaptığımızda da bu sefer 7.9 inçlik bir ekran elde ediyoruz. Bu ekranın çözünürlüğü 2048'e 2232 piksel. Tam açıldığında yani üçlü bir yapıya geçtiğimizde de bu sefer 10.2 inçlik yani %91.9 gibi muhteşem bir ekran kasa oranına sahip ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Geçiyorum en önemli konuya. Nedir o da? İşlemcisi. İçerisindeki işlemci ne Qualcomm'un işlemcisi ne MediaTek. Huawei'in kendi işlemcisi Kirin 9010. 7 nanometre bir işlemci. Baktığınız zaman Apple tarafında 3 nanometrelik işlemciler var ama patentleri kullandırtmadıkları için Batı tarafından bir ambargo olduğu için adamlar 7 nanometre işlemciyi yapabiliyorlar, üretebiliyorlar ve bağlantı servisleri de tıkır tıkır çalışıyor. Bu arada telefonun depolama seçenekleri nasıl? Biraz o konu hakkında bilgi vereyim. 256 GB'lık dahili hafıza 16 GB RAM ile başlıyor. İsterseniz 512 GB ya da 1 TB'lık dahili depolama seçeneklerini tercih edebiliyorsunuz. Hangi modeli tercih ederseniz edin hepsinde 16 GB'lık RAM var arkadaşlar. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de kamera. Biliyorsunuz Huawei daha önce Leica ile çok uzun yıllarda muhteşem işler çıkartmışlardı. Şimdi Leica'yı Xiaomi'ye kaptırmıştı. Acaba Huawei bu sefer neler yapabilecek ona bakalım. Görmüş olduğunuz kamera diziliminde en öne çıkan tabii ki ana kamera. 50 megapiksel çözünürlüğü var ve f1.4 diyafram açıklığında f4'e kadar değişken bir diyafram sunabiliyor. 24 milimetrelik bir lensten bahsediyoruz. Optik imaj sabitleyicisi de var bu ana kameranın. Bir diğer kameramız periskop telefoto kameramız. Bu sefer 12 megapiksel çözünürlüğünde f3.4 diyafram açıklığında 125 milimetrelik bir lensten bahsediyoruz. Yine optik imaj sabitleyicisi var. 5.5x'te optik zoomumuz var. Bir diğer kameramız da ultra geniş açılı yine 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığında 13 milimetrelik bir kameramız var. Bunda OIS yani optik imaj sabitleyici yok. Ön kameramızda 8 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığında. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. Hem ön kamera hem de arka kameralar 4K video çekebiliyor. Bu arada arkada 4 tane kamera var abi. Sen 3'ünü söyledin diyebilirsiniz. Bir tanesi derinliği ölçen bir kamera olduğu için onu söylemedim arkadaşlar. Güzel portre fotoğraflar çekebilmek için diğer çekimlere de yardımcı olan önemli donanımsal özelliklere sahip. Kamera dizilimleri bu. Şimdi ne yapalım? Tabii ki örnek fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakacağım. Acaba Huawei Mate X'e Ultimate Design nasıl fotoğraf ve video çekiyor? Şimdi gelin hep beraber bakalım. Huawei Mate X'te Ultimate Design modelinin arka kamerasını şu anda test ediyoruz ve ofis ortamındayız arkadaşlar. Çözünürlüğü merak edecek olursanız 4K 60 kare çözünürlüğünde çekim yapıyor. Peki siz kamera performansını nasıl buldunuz? Aynı zamanda mikrofonlar da yine cihazın üzerinde olan mikrofonlardan ses alıyor. Şu anda yaklaşık 1,5 metre uzaklığımdan ses aldığını söyleyebiliriz. Huawei Mate X'te Ultimate Design'ın ön kamerası ile 4K 30 fps bir video kaydettiğiniz zaman işte bu şekilde performans alabiliyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir ortamda işte bu şekilde sonuçlar alabiliyorsunuz. Huawei Mate X'te Ultimate Design'ın ön kamerası ile işte bu şekilde fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Şu anda sesimi telefonun direkt olarak kendi mikrofon üzerinden duyabiliyorsunuz. İşte video performansı da bu şekilde. Az önce izlemiş olduğunuz video ve fotoğraflardan sonra zannediyorum telefonun ilk başta yaşadığımız tasarım şokundan sonra biraz daha kafamızda oturmaya başladı bazı bilgiler. Ama tabii ki bununla sınırlı değil. Çünkü bu telefondan en büyük beklentimiz de Batı'nın onca ambargosuna rağmen acaba bağlantı konusunda bize neler sunacak? Cevapları hemen vermeye başlayayım. Wi-Fi 6 var arkadaşlar. Yani 802.11ac var. Wi-Fi 7 yok. Açıkçası Wi-Fi 7'yi beklemiştim. Bluetooth sürümü de Bluetooth 5.2. En yeni Bluetooth sürümüne Bluetooth 5.4 arkadaşlar. Bu sürümlerde bir tık geriden geliyor. Ama ölümcül bir eksik mi? Bana soracak olsanız hayır. Bir diğer bilgi de tabii aşağıda Type-C girişimiz var. Burada böyle katmer gibi oldu. En altta bir Type-C girişimiz var. O kadar ince ki yani sadece kablo
giriyor. Üzerinden böyle 1-2 milim. Aşağıda 1-2 milim. Geri kalan yok yani. Bu kadar kibar yapmışlar. O Type-C'nin ucu kadar kalınlığında. Yani onu net bir şekilde söylemiş olayım. Buradaki girişin sürümü ise 3.1. Daha üst sürümlerde olan girişler var. Bu da daha hızlı veri transferi, daha hızlı şarj anlamına geliyor. Ama günün sonunda birazdan geçeceğim şarj bilgileri de oldukça yeterli. 298 gram ağırlığında olan bu telefon. Bu arada hep böyle Samsung Galaxy Z Fold 6 ile kıyasladık ama iPhone'la kıyaslayacaksak da şöyle söyleyebilirim. Bu arkadaş 298 gram ağırlığında, iPhone ise 227 gram ağırlığında. Yani gözünü kapatsa birisi, bir elinde Huawei koysak, diğerine Samsung koysak desek hangisi ağır? Hani çok fark edemeyebilirim. Gözümü açtım. Sendeki ne bu? 15 Pro Max. Yani hangisi daha ağır? Yani böyle bir hissetmek zor arkadaşlar. Yani o nedenle gözünüzle büyütmeyin. Ya ben bunu yanımda taşıyamam. Açtığım zaman bu böyle değişik bir şeye dönüşüyor. Hakikaten benim beklediğimden kibar bir telefon. Şimdi batarya konusuna devam edelim. Telefonun 5600 mAh saatlik bir bataryası var. Tabii ki bu batarya bu katlanan yapıya dağıtılmış bir şekilde duruyor. Ve 5600 mAh bana soracak olsanız gerçekten büyük bir kapasite. Kutunun içerisinden adaptör ve kablolar çıkmıştı. Bir tanesi tip C'den tip C'ye, bir tanesi de tip A'dan tip C'ye. Şimdi o adaptör artı kablo ile beraber ne yapabiliyorsunuz? 66 watt gücünde hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Yok ben kablosuz şarj yapacağım diyorsanız da telefonu şu şekilde katladıktan sonra şu kısımdan, bu sefer aksesuarınız destekliyorsa 50 watt gücünde şarj yapabiliyorsunuz. Ya da ben bu arkadaşla başka cihazları şarj edeceğim derseniz ters şarj yapabiliyor. 7.5 watt gücünde diğer cihazları da şarj edebiliyor. Bir diğer bomba daha var. Yok ben bununla başka cihazları kablo üzerinden şarj edeceğim derseniz de kabloyu buraya takıyorsunuz. Type-C, diğer ucu da Type-C. Diğer cihazı 5 watt gücünde şarj edebiliyor. Dostlar önemli bir konu var. Tabii ki güzel şeyler var. Bazı soru işaretleri de var. Herhangi bir ürün yerleştirme ya da ücretli içerik değil bu. Onu da söylemiş olayım. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. İçerisinde Google servisleri şu anda yok. Ama bu servislerin size sunmuş olduğu faydaları sağlayacak olan alternatif çözümler var. Bazıları tamam bu çözümler benim için okey diyor. Bazıları da yok abi ben bunlarsız yapamam diyebiliyor arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Ve benim ilk karşılaşma anında anlatabileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Hem detaylı bir video hem de kıyaslama videosu çekeceğiz. O nedenle hem Shift.net'i hem de Yeşil Robot'u takipte kalmayı unutmayın dostlar. Şimdi söz sırası sizde. Huawei'in dünyadaki ilk 3'e katlanabilen Huawei Mate X'te Ultimate Design hakkında ne düşünüyorsunuz? İnovasyon bu mudur? Çinliler gümbür gümbür geliyor mu? Amerikalılar ne yapacak? Bu konular hakkında hakikaten kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. O nedenle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiniz değil mi? Kanala da abonesiniz. Son bir kez kontrol edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.